Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri kampının 6. haftası 5. videosundayız. Yani üçgende benzerliğin 3. videosundayız. Benzerlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi isterseniz dersimize başlayalım. Bu videoda kalıp 2'den bahsedeceğim. Hala da açı 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 benzerliğindeyiz. O kadar önemli konu. Bakın 3 videodur bunu anlatıyorum. Bir kalıp 1'i anlatmıştık bir önceki videoda. Şimdi kalıp 2'deyiz. Kalıp 2 de gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çok kullandığımız bir şey. Neymiş kalıbı ki? Şekilde 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla olduğunda alfa beta yazılır. Daha önce de ben alfa ile ilgili bir şey söylemiştim. Yani 90'lıkla ilgili bir şey söylemiştim. Tabii ki 90'lıklar olduğunda ilk etapta dik üçgen oluşturmaya gayret edeceğiz. Pisagor'dan çıkıyorsa bulacağız. Çıkmıyorsa o zaman benzerliğe dalacağız. İşte 90'ların 2 ya da 2'den fazla olduğu durumda da alfa dalacaksın. Nasıl mı? İstediğin bir yerden başla. Mesela buradan başla. Alfa beta dersen. Bu ne demek? Alfa artı beta 90 derece demek. E hocam alfa artı beta 90 derece ise eğer. E buradan beta 90 ise sıradaki ne olur? Alfa olur. Sıradaki ile geçiş yapacaksın. Niye? 90 ise burası doğru aç olduğundan 180 ya. Hocam bu ikisinin toplamı 90. E beta ise burası alfa olur. Hocam şu ikisinin toplamı da 90. Burası da beta olur diyeceğiz. Bak önceden bomboştu. Yan tarafa yazmışım zaten. Şimdi önceden bu şekildeydi. Sen alfa beta'ları da ne yaptın? Şu üçgenle şu üçgendeki bütün açılar eşit oldu. Aa iki üçgen benzer. Bütün açılar eşit olduğu için açı 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 benzerliği çıktı. Tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Atıyorum burası x, y, z. Burası da a, b, c ise arkadaşlar. Ee, burada betanın karşısı x'in. Buradaki betanın karşısı a'ya oranı eşittir. Buradan başladım bakın. Alfanın karşısı y'nin. Alfanın karşısı b'ye oranı. O da eşittir. 90'ın karşısı z'nin. 90'ın karşısı c'ye oranı diyeceksiniz ve olayı bitireceksiniz. Bunu ezberleyin demiyorum. Açıları yazdıktan sonra kalıp biri bilin. Alfa beta'ya dal kardeşim. Bu lafı çok söyleyeceğim. Alfa beta'ya dalın. Buna daldıktan sonra da aynı açının karşısındakileri oranlayın. Tamam mı? Hadi bakalım örnek 17. Hocam Pisagor 7 ile 4 zaten gıcık sayılar. Pisagor'dan çıkmayacağı belli. Dal kardeşim alfa beta'ya. Çünkü 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta. E tamam 90 olduğunda alfa. Alfa 90'sa sıradaki beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Alfa beta 90. O zaman benzerliği uygula. Kısa benzerlik varsa kolay yoldan yap. Alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 8 olmuş. Hocam 1'e 2 oran var. O zaman 90'ın karşısı 7 ise 90'ın karşısı 14 olur dersen, X'e de ne kalır? 10 kalır. Yani x eşittir 10 yaptı. Uzun yoldan yapmıyorum artık. Sen alfanın karşısı 4 bölü alfanın karşısı 8 eşittir. 90'ın karşısı 7 bölü 90'ın karşısı x artı 4 deyip de yapabilirsin. Ama kolay benzetlerde lütfen. Örnek 18. Soruya baktığımızda hocam 90'lar havada uçmuyor ki. Bak ama özel açı var burada. Özel açıyı bir kullan. Hocam özel açı mantığı 45'in mantığı şuradan dik çizersin. 30'un mantığını kullanmak için de buradan dik çizersin. Hala da eski konular karşımıza çıkabilir. Hocam 45 45 90 üçgen çıktı. 4 kök ise burası da 4 burası da 4 oldu. E tamamını 6 vermiş. O zaman burası 2 mi oldu? Evet. Buraya geldik. Hocam 90 ya burası 30 90 ise burası da 60 oldu. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5. Burası da 5 köküç oldu mu? Oldu. Benden AC artı CE isteniyor şu ikisi. A şimdi 90'lar havada uçuşuyor mu? Uçuşuyor. Dal kardeşim alfa beta ya. Alfa beta alfa beta. O şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Beni çok dikkatli dinle. Yani yapsan bile dinle. Sonunda bir şey söyleyeceğim. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 5 eşittir. Burada betanın karşısı var 4 bölü. Beta'nın karşısı A dersin. A'yı bulursun. Hocam 2 iken 5 olmuş. Tüh ya güzel bir kat yok. Mecbur işler dışlar yapacağız. E, 5 2 A eşittir A'yı kaç bulursun? 10 bulursun. A'yı 10 bulduk ya. A'yı bulmanın daha kolay bir yolunu söyleyeceğim. Bazen alfanın karşısı ve alfanın karşısına baktığın zaman güzel bir kat çıkmayabilir. Ama arkadaşlar bunu da çok kullanacağız ve ben çok seviyorum ve çok da kolaylaştırıyor. Böyle aynı açının karşısındakilerde böyle güzel bir kat yoksa Alfadan betaya geçişte belki güzel bir kat vardır. Çünkü biz soruları yazarken tam sayı çıkmasını isteriz. Bak sırrımızı veriyoruz size. Ben sana sırrımı veriyorum. Sen de artık soruları hızlı bir şekilde çözebilirsin. Bazen getiriyorsun ya. Kitabı koyuyorsun önüme. Ya bu soru böyle deyip tak diye işaretleyip geçiyoruz ya. İşte onun sırrını veriyorum. Siz de bunu yapacaksınız. Bunu e, inanabilirsin. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Hocam alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 5. Güzel bir kat yok. O zaman olmadığı zaman ne yapıyorum? Tam sayı çıksın diye Alfadan beta'ya geçiş güzel bir kat verilir. Bak alfadan beta'ya geçiş. Ha hocam 1'e 2. O zaman 2 iken 4 olmuş. Burada da alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 dersin. 5 ken 10 yazabilirsin. Tamam Bunu unutma. Kolayca bak kafadan bulma yöntemi. E hocam bizden şey isteniyor. Neyse a'yı 10 bulduk. 2 4 ise burası pisagor bağıntısı. Burası 2 kök 5 yapar. 5 10 burası da 5 kök 5 yapar mı? Yapar. Bizden AC artı CE isteniyor. Yani 2 kök 5 ile 5 beş kök 5'in toplamı isteniyor. Cevap da 7 kök 5 yapar. Yani her zaman aynı açının karşısındakilere de bağımlı kalmayın. Böyle de alfadan beta'ya geçişte kullanın arkadaşlar. Güzel bir soru. Geldik buraya. Or Örnek 19. Hocam ne verilmiş burada? Bu bir kare verilmiş. Kare olduğundan dolayı bütün kenarlar eşit mi? Eşit. Hocam kare olduğundan zaten bunlar 90'lar derece. Hemen bunları da yazalım. A burada Pisagor bağıntısından çıkmıyor. Dal kardeşim alfabete Dal. Hiç korkma. Alfa, beta. Dikkatli dinle bu soruyu da. Alfabetalı soruları en güzel bir şekilde anlatan soru budur. Çok dikkatli dinle. Hocam alfabetalara daldık. Ya bak önceden ben bu sıkıntıyı yaşıyordum. Alfabeteye daldığım zaman oha 4 tane üçgen var. 4'ünde birden benzerlik mi kullanacağım diye düşünürdüm. Ya da bazen 7-8 tane ile karşılaşacaksınız. Artık bunlar sizin için en kolay sorular. Evet net bir şekilde konuşuyorum. En kolay sorular. Niye? Bakış açınızı geliştireceğim şimdi. Dikkat. Arkadaşlar daha öncesinde de söylemiştim aslında. Bizden karenin alanı isteniyor. X'i bulmam lazım değil mi? Evet şuralara da bir X yazalım. Hocam ben o zaman ne yapacağım? Şu üçgen var. Şu üçgen var. Şu üçgen var. Bir de büyük üçgen var. Dördünde birden benzerlik. Tabii ki hayır. Arkadaşlar tek yapman gereken ne biliyor musun? Alfabeteye daha sonra onlarca üçgenle karşılaşabilirsin. Tek yapman gereken üçgen seçimi. Daha öncesinde de söylemiştim zaten. Bakın kardeşim hangi üçgenler var işin içinde. Mesela şu üçgende kenar var mı arkadaşım? Yok sadece bir kenar var. İki kenarı belli olan üçgen seçeceksiniz alfabetaya girdikten sonra. Bir sürü o kalabalığın içinde o sayılara bakarak seçeceğiniz üçgenleri bulabilirsiniz. E o zaman bunu seçemezsin. Şunu seçebilir misin? Hocam bu üçgeni seçebiliriz. Niye iki kenar var? Nerede hocam? Bir iki var. Ama x soruluyor bize. X de kenar gibi düşünebilirsiniz. İki kenar var burada. Başka bir de şu üçgeni seçebilirsiniz arkadaşlar. Üçgen seçimi dediğimiz olay budur arkadaşım. Bak ne bu üçgeni seçebilirsin ne de büyük üçgeni seçebilirsin. Çünkü iki kenar yok. Benzerlik kurabilmen için en az ikişer kenarlarının olması lazım. Burada da anahtar kelime bu. Artık ne kadar çok karışık soruyla karşılaşırsan karşılaş. Bundan mantığını çok güzel bir şekilde kendi kafanda da oluşturabilirsin. Evet daldık alfabetaya. Burada Alfanın karşısı x'in öbüründe alfanın karşısı 6 oranı eşittir. Betanın karşısı 2'nin betanın karşısı x oranı. Buradan ne geldi arkadaşlar? x kare eşittir 12 geldi. Zaten bizden de ne isteniyor? Karenin alanı isteniyor. x kare isteniyor. Cevap 12 yaptı arkadaşlar. Gençler anlaşıldı mı? Çok kilit noktalardan biri. Kilit sorulardan biri. Kolay ama alfabetayı anlatan en güzel soru. Geldik öbürüne. Evet örnek 20-2021 YKS sınavında analitiğin içerisinde sorulmuş bir soru gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biz bu soruları soruyoruz ama bunlar böyle çıkmayabilir. Analitiğin içerisinde çıkabilir. Aynen bu soru bak analitikte size çizdirttirebilirler. Ya da bu soruyu ya da sağdaki soruyu. Aynen yani siz bunları boşu boşuna yapmıyorsunuz. Hem burada konunun mantığını öğreniyorsunuz hem de e, ileride dikdörtgen de çıkacak, analitikte çıkacak, katı çizimde çıkacak diye düşünün. Çünkü bu benzerlik gerçekten her yerde çıkıyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Pisagor 2 4 2 4 5 başka da bir şey yazamıyoruz. E, 90'lar havada uçuşu. Dal kardeşim alfabete ya. Ama ne bazen nereden başlayacağımızı da bilmiyoruz. Hocam, burada alfa desem buraya beta desem mesela şu büyük üçgende takıldık, kaldık. Hiçbir yere gidemiyorum. Ya ben alfabete'ye girerken de artık bir şeyler öğrendim ya. Kenarları belli olan üçgenleri seçeceğimi biliyorum. Yani iki kenarı belli olan üçgen seçeceğimi biliyorum. O zaman bazen o seçiminin de hemen yapabilirsin. Mesela burada hocam Bak iki kenarı belli olan bir üçgen var. Tamam, işimiz bitti. Hocam bu üçgeni seçeceğiz. O zaman buradan bir başlayalım. Alfa 90'sa beta, hocam ters açıdan beta. Beta 90'sa alfa. Alfa 90'sa burası da beta oldu. Başka geçiş var mı şuraya beta diyebilir miyiz? Hayır. 90 diye ki burası diyemeyiz alfa beta üçgenler bunlar. Hocam 1 2 3 büyüğü, 4 büyüğü. 4 tane üçgen var. Ne yapacağız? Üçgen seçeceksin. Bak bir tanesini seçtin. Bu Öbürünü de seçeceksin. Bak x'e bak. X soruluyor sana. X'e ait üçgen seçeceğiz. Hocam o zaman bunu mu seçeceğim? Hayır. Bir kenar var burada. Değil mi? Bir kenar olduğundan en az iki kenarın olması lazım. X'e ait başka üçgen var mı? Var tabii ki. Hop şu büyük üçgen değil mi arkadaşlar? Evet. Demek ki sarı üçgenle mavi üçgen ne oldu? Benzer oldu. Kısa yoldan yapacağım. Hiç. Kusura bakmayın. Alfanın karşısı 2 kenar, alfanın karşısı 6. Alışın diye bunu yapıyorum. A 2 kenar 6 oldu. Kaç katı arkadaşlar? 3 katı. Beta'nın karşısı 4 iken beta'nın karşısı 12 olur. X artı 2 eşittir. 12 ise x'i buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Birinci yol bu. Ya da ne dedik? Bak alfadan beta'ya geçişte bazen güzel bir kat oluyor. Ve bunu kullanın. E varsa eğer böyle 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 falan varsa kullanın. Hocam alfadan beta'ya geçiş 2 iken 4 olmuş. 1'e 2. E o zaman bu üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2'dir. Alfanın karşısı 6 ise beta'nın karşısı 12'dir. 12'yi bu şekilde de bulabilirsiniz. Dolayısıyla de kaç çıktı arkadaşlar? 10 çıktı. Tamam mı? Evet hızlanmanız lazım. Yani bak ben kendim geliştirdiğim yöntemleri size sunuyorum. Siz belki de benden daha güzelini geliştireceksiniz. Ve daha güzel şeyler yapacaksınız. Yani moda mod bir şeylere bağımlı kalmayın. Bana da bağımlı kalmayın. Tamam söylediğim sözler gerçekten altın değerinde. Önemli sözler. Çünkü yılların birikimiyle e, oluşan sözler bunlar. Ama bazen siz kendiniz de böyle bir şeyler oluşturacaksınız. Yani kendi kafanızda bir şeyler e yapacaksınız arkadaşlar. Evet geldik örnek 21'e. Hocam CD uzunluğu nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız? 90'lar 2 ya da fazlaysa alfa beta'ya dalacağız hocam. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa, beta. Alfa dedik kaldık. Aa hocam burası beta değil mi? Ya 90 mı burası? Değil. O zaman niye bir tarafımızdan bir şey uydurmuyorduk? Yani kafamızdan bir şey uydurduk yanlış anlaşılmasın. E ne yapacağız hocam? Valla... Burada alfa beta 90 yani Pisagor bağıntısı 6 12 bir tek 6 kök 5 yazabilirim. Burada da bir şey yapamıyorum. Ha bazı arkadaşlar şunu yapar. Hocam kosinüs alfa belli burada. Burada da kosinüs teoremi yapabilirim diyebilirsiniz. Ama ne kadar karşı olduğumu biliyorsunuz kosinüse. Saçınızı başınızı yolacağımı da biliyorsunuz. Kardeşim alfa beta'ya daldın. Sen burada alfabetalı üçgen ee, oluşturmak zorundasın o zaman değil mi? Çünkü alfa beta. Çünkü hissiyatın o yöndeydi. Alfa beta benzerlik hocam. Benzerlikten çıkacağı belli. Yani o zaman alfa beta lazım alfaya ait dik üçgen oluşturacaksın. Daha önce bunun mantığını vermiştim. Bak yine söyleyeyim. E, altyapısını verdik. 30'u gördüğün zaman ya buradan dik çizersin ya da nereden? Şuradan dik çizersin. İki ihtimalin olduğunu biliyorsun. Altyapı o yüzden sağlam sende. Sen buradaki alfayı gördün. Ya buradan dik çizersin. 90'ın karşısı 12 hocam. E, buradaki dik üçgenden burayı buluruz. Ya da hocam şuradan dik çizersiniz. Fark etmez. Sanki bu daha güzel olacak değil mi? Alfa 90'sa burası beta oldu. Evet gençler şu üçgenle şu üçgen benzer oldu mu? Oldu. Vallahi kimse kusura bakmasın. Bak betadan alfaya geçiş güzel 1'e 2. Bu sefer betadan alfaya geçiş 1'e 2. Vallahi ben hemen onu yaparım. Böyle betadan alfaya geçiş 1'e 2. Hocam burası k iken burası 2k. A 1 2 kök 5 üçgeni. E burası k kök 5 olacağından k'yı kaç buluruz arkadaşlar? K'yı 4 buluruz. K 4 ise burası 4 burası 8. 8 iken e, tamamı arkadaşlar 12 idi. 12 ise 4'ü buradaysa buraya da 8 kaldı. 8 8 ise burası da 8 kök 2 oldu mu? Oldu. Bak ben dayanamam. Özellikle alfadan beta'ya geçişte ya da beta'dan alfaya geçişte 1'e 2 varsa diğer benzerlikleri benim gözüm görmez. Sizin de görmesin. Daha hızlı ve daha pr pratik ve daha seri olursunuz. Ve çoğu soruyu daha rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Evet örnek 21'in cevabı böylelikle 8 kök 2 oldu. Geldik örnek 22. E hocam siz böyle dikdörtgen sorularını da özellikle buraya koydum arkadaşlar. Ve emin olun dikdörtgen ve kare sorularının %50'sinden fazlası bu bizim şu an anlattığımız benzerlikten çıkıyor. Yani sen şu an farkında değilsin. %50'si hatta abart, abartmıyorum arkadaşlar. %75'i. Sen bu benzerliği öğrendikten sonra dikdörtgen sorularının testini aç istersen, dene istersen %75'ini, 100 sorudan 75'ini yapabilecek seviyedesin. Üçgen bilginle ve şu benzerlik bilginle. Bunu da unutma. İlerleyen zamanda göreceksiniz zaten. Evet gençler şimdi ne yapacağız burada? Ya siz böyle bir şey gördüğünüzde zamanında ben de yaptığım için çok iyi biliyorum. Çünkü zamanında benim geometrim yoktu. Matematiğim süperdi. Hiç geometri yoktu. Niye? Hocam 90 derece var. 3 6 şunları yazıyordum hemen. 3 6 3 kök 5 işte 12 ise 12 burası. Tamam bizden neresi isteniyor? X isteniyor. Eyvallah. Ne yaparım? Burada bir dik üçgen var. Hemen bir dik üçgen oluşturayım. Eee e, ne olacak? Oluşturdum. Burası var mı? Yok. İşte şurada pisa var mı? Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Öyle kafana göre şunu çizeyim bunu çizeyim. Yok. Arkadaşlar bak. Öyle çizgilerle kurtulamazsınız. Biz öncelikle ne yapıyoruz? Verilen bilgilere bakıyoruz. Verilen bilgiler dahilinde sonuca ulaşamadığınız zaman ek çizimler yapıyorsunuz. O ek çizimleri de verdik. Tamam. Şu karşısında açılar 90 olduğu zaman ortak hipotenüsü çizdiğimiz durumlar oldu. Ama öncelikle verilen bilgilerle soruyu çözebiliyor musunuz? Ona bakacaksınız. Ek çizimi ilk etapta düşünmüyoruz diye hep söyledik. O zaman burada ilk çizimi çizmeyelim. Ne yapalım hocam? E şuraya baktığınız zaman 90'lar havada uçuşuyor. E dal alfa beta'ya istediğin yerden başla. Alfa, beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta diye daldık değil mi? Hocam hatta burası da alfa oldu. Tamam bitti. E üçgenlere bak. Bak şuradaki üçgenle hocam şuradaki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Ve en sevdiğim var. Bak 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 bak. Hocam alfa'dan beta'ya geçiş 1'e 2. Sen istersen buraya A de. Alfa'nın karşısı A'nın, alfa'nın karşısı 12 oranı, beta'nın karşısı 6'nın, beta'nın karşısı A'ya oranı de. Hiç fark etmez. Ben sevdiğim yolla yapıyorum. Alfa'dan beta'ya geçiş 1'e 2. Hocam alfa'dan beta'ya geçiş 1'e 2. Yani direkt burası 24 yapar. Senden x isteniyor. x burası. Burası 27 ya. x de 27 yaptı. Cevabımız 27 oldu. Örnek 22'de. Geldik örnek 23'e. Gençler o hocam bak ne güzel bir şey var burada. Dikten dik çizilmiş öklit. Ya da burada dikten dik çizilmiş öklit. Evet gerçekten öyle. Dikten dik çizilmiş öklit varsa uygula. Yoksa benzerlik. Öklitin de ispatı zaten benzerlikten geliyor. Alfabetadan geliyor. Hatta size bak yeri gelmişken söyleyeyim. Bak kafadan sallıyorum. Çok büyük sayılarla gördüğünüz zaman uğraştığınız zaman. Atıyorum burası 12. işte burası da 36 olsun. Sen ne yapacaksın? 12'nin karesi 36 çarpı A mı yapacaksın? Hayır kardeşim. Dal alfa betaya. Alfa beta alfa beta. A alfadan betaya geçiş 1'e 3. Hocam burada da alfadan betaya geçiş 1'e 3'tür. Yani A'yı direkt 4 bulabilirsin. Bak göz kararınla bile bulabilirsin bunu. İlla öklit var diye de öklit uygulamasyonunda değilsin. Tamam soruda bir şey geldi. Öklit bağıntısı öncelikli ise. Bakın öklit bağıntısı var burada. Varsa HPK uygula. Ama yok. Öklit zaten benzerliğin kısaltılmışı aslında. E burada da HPK hiçbir yok. Uygulayamıyorsun. E uygulamıyorsan o zaman bakacaksın şekle. 90'lara mı uçuşuyor mu? <laughs> uçuşuyor. O zaman dal kardeşim alfabete ya. İstediğin yerden başla. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta 90'dan dolayı. Başka bu tamam 90 burası da beta. Ya hocam bir sürü üçgen çıktı ya. Ama öncelikle dikdörtgense dikdörtgen tanımını da uygula. 9'sa 9 ise yukarıyı 9'u yaz. X'sa buraya X buraya X'i yaz. Hocam bir sürü üçgen var. Başım belada deme. Bak sayalım. 1 burada, 2 burada, 3 büyüğü değil mi? İşte 4 burada, 5 buradaki büyüğü. Ee, ondan sonra 6 burada. 6 tane var galiba değil mi arkadaşlar? Galiba 6 tane üçgen var. Ben bu 6 üçgenin hangi birinde? Altında birden bir benzerlik mi uygulayacağım? Hayır. Üçgenlere dikkat edeceksin. Önce tanımı uygulayacaksın. D dikdörtgende kenarları yazdın ya. Sonra kenarları belli olan üçgenleri seçeceksin. Ama kenarları belli olan da en az iki kenar. Hocam şunu seçebilir miyim? Hayır bir kenar var. Şunu seçebilir miyim? Hayır. bir kenar var. Ya kenarlara bak kenarlara. Neler verilmiş? Sana 4 verilmiş. 4'e ait bir üçgen var mı? Var. Ki iki kenarı belli olan. Bak şurası. X. X'i de kenardan sayacağız. Bak bir üçgeni seçtin. Sonra ne var kardeşim? Hocam 9 var bir de. E 9'a ait de üçgeni seç. 9'a ait üçgen şu dik üçgeni seçemezsin ama 9'a x'lik şuradaki dik üçgeni seçebilirsin. Olay bitti. Üçgen seçimini yaptın. Soru çok kolaylaştı. Başlayalım bakalım. Alfanın karşısı sarı üçgende 4'ün Mavi üçgende alfanın karşısı x'e. Ee, sarı üçgende küçükten başlıyoruz. Beta'nın karşısı x'in. Ee, büyük üçgende de beta'nın karşısı 9'a oran diyeceğiz. x kare eşittir. 36'dan x'i kaç bulduk? 6 bulduk. Kolay değil mi arkadaşlar? Gerçekten nasıl bakacağını bilsen yani verilenlerin mantığını nasıl kullanacağını bilsen soruyu çok rahat bir şekilde çözüyorsun. İsterseniz 10 tane birden alfabet olsun. Bakın Aşağıdaki soruya bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi bu soru normalde konu anlatımını dinlemeyen arkadaşlar için ya da şu üçgen seçimini bilmeyen arkadaşlar için en zor sorulardan biri. Ve gerçekten hiç yapılamayan sorulardı ve bana çok gelen sorudur. Ama artık bunlar sizin için çocuk oyuncağı. Artık sen bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsin. E dene gör. Dene kardeşim. Dene bakalım yapabilecek misin? Ama ben başlıyorum. Videoyu durdur ve kendin yap. Gerçekten en çok gelen soru tipidir. Ee, karede ya da dikdörtgende yapılamayan. Arkadaşlar bakıyoruz soruya. İlk önce bak. Verilen bilgiyi kullanmayı da unutma. Sen bu kare dediyse bir kenarını 6 verdiyse ve sen buraya 6'ları yazmazsan soruyu çözersin. Yani çözemezsin kardeşim. Çözemezsin. Niye? Verilen bilgiyi kullanmıyorsun. Tamam hocam bak burada diktendik çizilmiş. Burası 90, burası da 90. E hocam öklük bağıntısı var? E yok HBK yok. O zaman 90'lar havada uçuşuyor. Dal kardeşim alfa beta'ya ne bekliyorsun? İstediğin yerden başla. Alfa beta alfa beta ters açıdan beta beta 90 alfa alfa 90 beta hocam alfa 90 burası burası da beta ya da bunun tamamı e, 90 derece olduğundan alfa ise burası beta oldu. Tamam. Şimdi say bakalım kaç tane üçgen var. Hocam 1 burası. 2 şurası 3 büyüğü sonra geldik 4 burası 5 büyüğü 6 burası 7 büyüğü 7 tane üçgen var işte bu 7 üçgene yoğunlaşmayacaksın ki sen sen artık soruya nasıl yaklaşacağını biliyorsun verilen bilgilere bakacaksın adam sana 2'yi vermiş sen tutup da şu üçgeni benzerlik için seçmezsin herhalde ulan 2'yi vermiş sana hocam 2'ye ait üçgen bak burada aa ne güzel 2 kenarda mevcut mu mevcut e başka başka x'e ait üçgen seçeceksin sonra da bak ben böyle düşünürüm hep x bulunacak ya. x'e ait bu üçgeni mi seçsem? Hayır. iki kenarı yok. Hocam x'e ait şu üçgeni mi seçsem? Hayır. Sadece hipotenüs var. iki kenarı yok. Ya da x'e ait şu büyük üçgeni mi seçsem? Evet. iki kenarı var. O zaman benzerliğe başlayalım. Alfanın karşısı o 2'nin. Hadi yazayım. 2 bölü alfanın karşısı 6 eşittir. Beta'nın karşısı 6 bölü beta'nın karşısı x artı 6 dediniz değil mi? De, de. Ne yapacaksın kardeşim? Alfa'nın karşısı 2, beta'nın karşısı 6. Aa, alfa'dan beta'ya güzel bir kat var. Kafadan yap kardeşim. Alfa'dan beta'ya geçiş 1'e 3. Alfa'dan beta'ya geçiş diğer üçgende de 1'e 3. Yani direkt burası 18'dir. Hocam 6'sı buradaysa burası 12 yazmak varken hızlı bir şekilde kafadan yapmak varken niye böyle uğraşıyorsun kardeşim? Evet, cevabımız ne geldi böylelikle? X böylelikle 12 geldi ve 24. soruyu da hallettik. Artık işi öğrendiniz. 25. sorudayız. Evet katlama ile ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Katlama sorusu. Gördüğümüz zaman öncelikle eski haline geri açıyoruz. Şöyle eski haline geri açtık, başlık. Hocam şurası beşgen, burası 10 verilmiş. Dikdörtgenden dolayı buranın da 10 olduğunu yazalım ve şu kenarla da yukarısı da eşit. Bak tanımı uygulayacağız. Sonra üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam bu açılar birbirine eşit. Bu açılar da birbirine eşit. Açıların eşitliğinden bir şey gelmeyecek gibi. Üstte hatta burası 90 burası da 90 mı? 90. Üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. 5 ise 5 ise 5 beş, 10 sa 10. On. Yazdık mı arkadaşlar? Yazdık. E hocam açı artay falan hiçbir şekilde bir şey çıkmadı. O zaman düşünüyoruz. Genel itibariyle bakıyoruz şekle. Ya hocam bu bir dikdörtgen. Dikdörtgen olduğundan dolayı burası da 90. Burası da 90 değil mi? Hatta burası da 90. A ekstra burada da 90 var. Yani 90'lar havada uçuşuyor. Dal kardeşim alfabete ya. Hocam buraya mı alfabeta diyeceğim? Hayır bak buraya alfabeta dersen alfabeta deyip takılır kalırsın. O zaman sil. Silmeyi de bileceksin. Nereden başlayabilirim? Şuradan başla istersen. Alfa 90 burası beta. Beta 90 burası alfa. Alfa 90 burası beta. E hocam zaten iki tane alfa betalı üçgen çıktı. Kenarları yok ama hocam burada. Bak bazen bununla da karşılaşabilirsiniz. Kenarları yok ama güzel bir benzerlik karşınıza çıkar. Bak hocam bu üçgenle bu üçgen benzer ve benzerlik oranı 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 10. 1'e 2. O zaman alfanın karşısı a iken alfanın karşısı 2a olur arkadaşlar. Bitti. Ya da buraya b yazıp buraya 2b yazabilirsiniz arkadaşlar ama yazmayın. Yazdığınızda bu bulduğunuz bilgiyi de kullanın diyorum ya. E bunun tamamı 10'du. Buraya 10 2a mı kaldı? Evet. Şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı arkadaşlar? Çıktı. Hala 5'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 10 eksi 2A'nın karesinden yapanlarınız varsa yuhyu soyanlara diye bir şarkı var. Yuhyu şarkısını size yolluyorum. Arkadaşlar 5 varsa ne üçgendir? Hisset. Hocam 3, 4, 5. Bak bakalım 3 koysan tutuyor mu? 3, 2 kere 3, 6. 10 eksi 6'dan burası da 4 geldi mi? Evet. Tutmasaydı 4'e 3 koyacaktım arkadaşlar. 4'e 3 oluyor mu diye bakacaktım. O da olmasaydı Pisagor bağıntısını mecbur yapacaktım. A buradan kaç geldi? 3 geldi. Bizden A'ya uzunluğu isteniyor. Tamam. Bizden 3 isteniyormuş zaten. Cevabımız böylelikle 3 oldu. Geldik 26'ya. evet. Ken 06. Geçen seneden beni takip etmeyenler bilmez. Ken, 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 06. Ne demek? Hadi bu da bir şifre. Bulun bakayım bu şifreyi de. Çok güzel bir şey ama. Buradan e, Kenan Elmaç dostuma, üniversite arkadaşıma selamlar. E, Kenan Kara derken Kenan neyse o siz, siz bulursunuz onu. E, Kenan Elmaç dostum ken 06 lakabını taktı bana. Çok da orijinal bir şifre yani. Şöyle baktığınız zaman güzel bir şey ya. Çok hoşuma gidiyor benim de. Neyse hala kullanırım. Sorularda da birkaç defa daha göreceksiniz arkadaşlar. Evet adımı yazdım tabloya. Ya bu adımı yazdıysam tabloya işte ya düşünün nasıl bir soru. Yani Ege Anda nasıl sorularla karşılaşıyorsunuz? E, bir de babasında nasıl soruyla karşılaşacaksınız? Bakalım görelim. Evet bu tablo şekildeki gibi zemine paralel olacak biçimde duvara asılmıştır. Evet. Kenarları zemine paralel olacak şekilde. Evet D ve C köşelerine sabitlenmiş 17 santimetrelik iplerin diğer ucu O noktasına yapıştırılmış. Evet. Şu O noktasına yapıştırılmış arkadaşlar ipler. D ve C'ye sabitlenen ipler O'ya yapıştırılmış. Eyvallah. AB 30, 17, 5 falan filan verilmiş. Ve bize diyor ki tablonun zemine en kısa uzaklığı. Zemine en kısa uzaklığı burasıdır. Arkadaşlar bir kere ben burada şunu fark ettim. Hocam 30 iken burası da 30 mu? Evet. Şu ikiz kenarda tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer hocam. E ne duruyorsun? Haydi çizsene. Çizdik. Hocam burası 15 burası da 15. 15 17 ne üçgeni? 8 15 17. E bunun devamında o zaman burası 5 ise burası da 5 midir? Evet. Şurası 5 çıktı arkadaşım. Şöyle maviyle göstereyim. E hocam bu tablonun zemin en kısa uzaklığını da bize kaç vermiş? Bize 26 olarak vermiş. Hmm. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir süre sonra ipin bir ucunun yapışkanı dayanmıyor ve ikinci şekildeki gibi OC'nin uzantısı yere dik olacak biçimde tablonun daha köşesi zemine değiyor. Evet sadece bu ipin şurası kopmuş arkadaşlar. Bu şekilde değmiş. Sonra ne diyor arkadaşlar? Buna göre D noktasının zemine olan uzaklığı nedir diye soruluyor. İşte bize şuradaki uzunluk soruluyor arkadaşlar. Bunu bulacağız şimdi. Evet. Öncelikle aynı şekli kullanmış mıyım? Kullanmışım. Daha öncelerinde de söyledim. Böyle işte çiviyle duvardaki duvara bir çivi çakarlar. Burada bir şey asarlar. ÖSYM'de daha öncesinde de sordu. Çanta asarlar, bir şey asarlar. Ee, buradaki dikkat edeceğiniz nokta ne biliyor musunuz? Hocam çivinin zemine olan uzaklığı burada önemli. Hem birinci şekilde hem de ikinci şekilde çivinin zemine olan uzaklığı aynı değil mi? Evet. İşte burada bu uzunluklar birbirine eşitlemiyoruz da Çivi aynı noktada işte aynı şekil aslında bu işte düşmüş çivinin çivi aynı yerde zemin olun uzaklığı birbirine eşittir. Bakıyoruz 26, 5 daha 31, 8 daha 39. Hocam burası 39, e, hocam burası da 39 o zaman eyvallah. Şimdi şu ipin uzunluğu kaçtı? 17 idi. Bir de bize diyor ki bir süre sonra ipin bir ucunu yapışkanı daha ve ikinci şekilde ki ocağın uzantısı yere dik diyor. Bak bu bilgiyi kullanacağız. OC'nin uzantısı yere dik diyorsa o zaman ben bu bilgiyi kullanacağım. Hocam burası 90 derece diyor bize. Eyvallah. Başka ne kenarı var arkadaşım? Hocam şuradaki 30 derece var. Ve şuranın kaç olduğunu biliyoruz biz? 5 olduğunu biliyoruz. E hocam şurada 90'lara havada şu. Alfabete ya mı? Ya kardeşim dalsan da ne olacak? Şu üçgene. Tamam. Bizden bu x deniyor. Bak bu üçgeni benzerlik kullanırsın ama Şurada alfa beta ya da daldığın zaman hani alfa beta, alfa beta hiçbir kenar var mı? Yok. Bunu kullanamıyorsun. Ya da alfa şurada bir kenar var mı? Sadece 5 var. Başka da bir kenar yok. Yani buradaki alfa beta ile sonuca ulaşamayacağım belli. O zaman dur düşün. Yani seni şuradaki 39'da kullanman lazım. 39'dan dolayı şu uzunluk kaç çıktı kardeşim? 17'yi 39'a tamamlayan kaç yapıyor arkadaşlar? 22 mi yapıyor? Evet bu uzunluk 22. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sen buradaki diki kullanamadıysan burada alfa beta'ya da alacağım belli. Burası da 90 değil mi? Evet. Burada dikdörtgene tamamlamak da önemli arkadaşlar. Bak sen burada dikdörtgene şu şekilde de tamamlayabilirsin. Evet buradan da çıkar ama şekil karışık olur. Karışık olur. Çünkü dik üçgende ne yapıyorduk arkadaşlar? 90'ların çok olduğu sorularda dikdörtgene tamamlıyorduk. Hocam şurada bir yamuk var ya. işte burada dikdörtgen yapacak olursam. Soru çıkar bu arada buradan da. Ama dikdörtgeni içeride yaparsam şekil karışacak ya. Dışarıda oluştursam en azından 22'yi de kullanabiliyor muyum? Evet. Yani burası 22 iken burası x'e buraya 22 eksi x mi kaldı? Aynen öyle. E şuradaki uzunluğu biliyor muyum? Bilmiyorum. A beta 90'sa alfa oldu. Alfa 90 beta oldu. Bak şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. A 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 30. Benzerlik oranı güzel bir kat. Kaça kaç artık arkadaşlar? 1'e 6 mı? Evet 90'ın karşısı 5 iken 90'ın karşısı 30 olmuş. 1'e 6. O zaman alfanın karşısı x iken alfanın karşısı 6x olur. Buradaki Pisagor'dan bulursunuz. Hocam sayılar çok büyük oldu. Ne yapacağız burada demeyin. Burada şunu da yapabilirsiniz. Madem 1'e 5 oran var burada. Hocam betanın karşısı 22 eksi x ise. O zaman buradaki betanın karşısı da 22 eksi x bölü 5 diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da 1'e kaç oran vardı? 6 oran vardı. 22 eksi x bölü 6 diyebilirsiniz. Şurada Pisagor yapabilirsiniz. Ama burada da Pisagor yapma. Ne yapacaksın kardeşim? Hisset kardeşim hisset. Evet hissettiğin zaman 5 varsa büyük ihtimal 3, 4, 5. X yerine 3 koysam. Hocam üçgen burası 19 bölü 6 yapıyor. Sağlamadı. X 3 değil. X yerine 4 koysam. 4 koyduğum zaman 22 x 4 18 18 bölü 6 da kaç yapıyor? 3 yapıyor. Evet x yerine 4 koyduğumuzda sağlaması tuttu. Cevabımızda böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Zaten bizden de D ucunun zemine olan uzaklığı isteniyordu yani şurası isteniyordu. Olay bitti. Ha hocam bu kadar ağır bir soru gelir mi? Vallahi belli olmaz arkadaşlar. Biz ne derler? Eşeğe sağlam kazağa bağla derler. Yani işimizi böyle sağlam alalım da ne olursa olsun. Yani her şeyi de bilmek lazım. Bazen böyle dışarı doğru dikdörtgen dörtgen oluşturacağımızda burada da göstermiş oluyoruz. Yani ben ee, ne bileyim böyle her her yöntemi de göstermek istiyorum açıkçası. Ondan dolayı Evet gençler geldik nereye? Örnek 27'ye. Örnek 27'de ne var? Kardeşim dalın bakayım. Bir yapmaya çalışır mısın? Lütfen 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 bu soruyu yapmaya çalış. Bütün böyle son soru olmuşsa artık son soru kaliteli bir sorudur. Güzel bir sorudur. E, şifreyi de vermişimdir zaten size bu zamana kadar. Verdik arkadaşlar değil mi? Yani bu zamana kadar anlatmadığımız bir şey burada yok. Hadi bakalım bir dene. Nasıl olacak? Bakalım. Arkadaşlar örnek 27'deyiz. Bakıyoruz şimdi örnek 27'ye. Arkadaşım neler verilmiş? Ali Bey uzunluğunu kaç vermiş? 4 vermiş. Burayı kaç vermiş? AC uzunluğunu 12 vermiş. Hocam 4-12'den dolayı burayı bulabilirim ben. Ee, hatta Fatma Kara uzunluğu isteniyor bizden. Burayı bulmak işimize yarayacak mı? Bilmiyorum. Yine de bulalım isterseniz. Hocam burası 4 çarp 1. Hocam burası 4 çarp 3. Ee, o zaman burası da 4 kök 1 artı 9'dan 4 kök 10 diye çıktı arkadaşlar burası. Ee, hocam 90 dereceler havada uçuşuyor. 90, 90, 90, 90 ve bizden Fatma Kara uzunluğu isteniyor. X isteniyor. X, 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 X diyelim. E 90'lar uçuyorsa o zaman bir alfabeteye dalacağız. Da Dal kardeşim alfabeteye. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Bak burada alfabeteye daldık. Da e şimdi ne yapacağız hocam? Şu üçgeni seçebilir miyim benzerlik için? Hayır seçemem. Şu üçgen seçilemez. İki kenar yok. Hocam bu üçgeni hayır iki kenar yok. Bu üçgeni iki kenar yok. Seçemem. E ee, bir tek büyük üçgenin kenarları var. Aa hocam bir tek büyük üçgen var. Biraz önce de böyle de karşılaştık zaten. Arkadaşlar bak benzerlik kurabileceğiniz bir ikinci, ikinci üçgen olmayabilir. İşte o zaman bizim şu alfadan beta'ya geçiş çok işe yarıyor arkadaşlar. Bakın hocam burada alfanın karşısı 12 iken betanın karşısı 4 ya da betanın betadan alfaya geçiş. Dörtgen 12 olmuş. 1'e 3 oran mı var? Evet hocam. O zaman diğer üçgenlerde de beta'dan alfaya geçiş 1'e 3'tür kardeşim. E o zaman uygulayalım. Nereden başlayalım? X burada ya buradan başlayalım. Hocam beta'nın karşısı A iken burası 3A'dır. E hocam burası da 3A. E hocam burası da 3A. Bak burada da beta'dan alfaya geçiş 3, 3 katı olarak kullanabiliriz. Hocam beta'nın karşısı 3 ise alfanın karşısı 3 katı 9A mı olacak? Evet. A 9 3 ve 9 3 daha 12. 13. 13 A buradan kaç geldi? 4 kök 10 geldi. A'yı buradan 4 kök 10 bölü 13 buluruz. Ama bizden ne isteniyor? X 3 A olduğundan hocam 3 ile bunu çarpacağım. 12 kök 10 bölü 13 gelir. Saçma bir sayı çıktı karşımıza cevap olarak arkadaşlar. Ama bu saçma cevabı da bir o kadar kolay bir yolla bulduk mu? Bulduk. Gerçekten çok kolay bir yolda arkadaşlar. Güzel bir yol. E, beta'dan alfa'ya geçişte bu şekilde kullanmayı ihmal etmeyin. Özellikle özellikle arkadaşlar şeye dikkat edin. E, alfa'dan beta'ya geçiş ya da beta'dan alfa'ya geçişte özellikle yani benzerlik kurabileceğiniz üçgenin olmadığı sorularda alfa'dan beta'ya geçiş mutlaka mutlaka yapın arkadaşlar. Tamam? Mı? Evet. Bence çok önemli dersti bu. Yani bu ders sizin dikdörtgeninizi, karenizi etkileyecek bir ders. İlerideki hayatınızı etkileyecek bir ders. Bence çok çok önemli derslerden biriydi ve çok güzel şeyler öğrendiniz. Yani i̇nşallah bunları da sorularda da kullanırsınız arkadaşlar. Temel mantığını, temel yapıları gösterdik size. Ee, bu anlattığımız alfabet olayı ileride dikdörtgende, karede, belki katı cisimlerde, analitikte falan çok karşınıza çıkacak. Bu olmazsa ondan sonraki konularda kesinlikle ama kesinlikle olmaz arkadaşlar. Evet bence çok verimli bir dersti. İnşallah siz de çok verim alabilmişsinizdir Evet bu videoyu da burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda kenar açı kenar benzerliğinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.